Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz ile sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Saadet Partisi genişletilmiş ilçe divan toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu, partililere çağrıda bulunarak anketler sizleri aldatmasın dedi ve Saadet Partisi'nin şu anki durumu ile ilgili bilgiler vererek milli görüşçü olmanın avantajlarından bahsetti. Hatipoğlu'nun çarpıcı açıklamaları ile ilgili görüntülerimizi izliyoruz. Saadet Partisi ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen genişletilmiş ilçe divan toplantısında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ömer Vehbi Hatipoğlu, partililere önemli bilgiler verdi. Hatipoğlu, Saadet Partisi'nin bu ülkenin geleceği olduğunu söyledi. Beşiktaş anlatıyor. Diyor ki, eve gittim, torunumun boynunda bir haç. Ne bu evladım dedim. Hiç haç dedeşim demiş. Sen nasıl taşıyorsun ha oğlum demiş. Niye, ne farkı var? Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında ne farkı var ki dede diyor. Denktaş diyor ki, ben hüngür hüngür oturdum, ağladım. Oğlum biz o boynumuza o haç geçmesin diye Kıbrıs'ta yıllarca mücadele ettik. Dedim diyor, hayır sen yanlış yaptın, mücadele etmedin. Mücadele etseydin Kıbrıs bu halde olmazdı. O Cumhurbaşkanlığı yaptı yıllarca Kıbrıs'a ya. Sayın Denktaş bak, Lefkoşe, Girne, Magosa, 3 tane il. Buralarda birer İmam Hatip Lisesi açılsın, orta kısmı açılsın. Şu köylere de birer Kur'an kursu açılsın, manevi yönü sağlansın denildiği zaman, hayır, olamaz. Layık bir yerden gider dediniz. Layık bir yerden gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama Kıbrıs elden gitti. Kıbrıs elden gitti. Allah torunun elden gitti, torunun dediği gibi. Sen mücahit olmuşsun, ne çıkar? Torunun elden gitti, torunun çocuğu hiç anlamayacak, hiç seni düşünmeyecek. Allah korusun ya İnegöl'lü kardeşlerim, siz Türkiye'nin bu hale gelmesini ister misiniz ya? Haç nedir, ay yıldız, hilal nedir, ne farkı var denmesini istiyor musunuz? Eğer manevi değerleri, milli, ahlaki, kültürel ve tarihi değerleri vermezseniz bu hale getirilir bir topluluk. Şimdi 3 Kasım seçimlerinin hemen ardından biz kendi memleketimizde ve diğer yerlerde esnafı ziyarete gittiğimizde, dostlarımızı, arkadaşlarımızı ziyarete gittiğimizde bizi çok sevdiklerini ifade eden bazı dostlarımız diyordu ki, ya niye AKP'ye geçmediniz, ne farkınız var ki, siz de şimdi milletvekili olurdunuz. Doğru değil mi? Hepiniz bunu hissettiniz. Bize adeta ya yazık oldu, keşke bunlar da gitseydi de milletvekili bakan falan olsaydı diyorlardı. Şimdi memleketimize gidiyoruz, adamlar karşılayıp alnımızı öpüyorlar. Allah razı olsun ki gitmemişsiniz. Allah razı olsun size diyorlar. Onun için Saadet Partili olmak imtiyaz, ayrıcalık ve marka adam olmaktır. Marka adam. Nedir marka adam? Bu adamın paha biçilmez. Bunun değeri, bunu satın alabilme kabiliyeti yoktur. Hiçbir güç bu adamı satın alamaz demektir. Satılmamak demektir. Ben çok iyi hatırlıyorum, Saadet Partisi kurulduğunda muhterem genel başkanımızla ilk ziyaretlerimizden birisi İnegöl'de olmuştu. Ve İnegöl'de şurada yanılmıyorsam belediye düğün salonu, belediyenin bir salonu vardı. Doğru değil mi? Oraya gelmiştik. Saadet'in ilk kurulduğu, AKP'nin işte kurulduğu dönemlerde, değişim rüzgarından bahsettikleri dönemde. Hatırlıyor musunuz? O gün orada kullandığım bir cümleyi şimdi hatırladım. Çıktım kürsüye genel başkanımızdan önce. Dedim ki, biz değişmeyeceğiz, Allah'ın izniyle biz değiştireceğiz. Şimdi o sözün ne anlama geldiğini o gün ben de iyi bilmiyorum da bugün daha iyi anlıyorum elhamdülillah. Biz bunları da değiştireceğiz. Allah nasip edecek. Neyi değiştireceğiz? Allah'tan korkmaktan vazgeçip Amerika'dan korkmanın insana hiçbir yere götürmeyeceğini ispat edeceğiz bunlara. Bunlara da göstereceğiz bunu. Amerika'nın, İsrail'in gücüne dayanıp milleti hesaba katmayanların akıbetinin ne olacağını beraber göreceğiz. Ben onlara geleceğim şimdi. Bunların akıbeti ne olacak? Ama öncelikle biz ne olduğumuzu bilelim. Kardeşler, biz Mehmet Akif Ersoy'un, Allah gani ve rahmet eylesin,
ifade ettiği insanlarız. Bu son ordusudur diyor ya Akif Ersoy. Siz milli görüşçüler bu coğrafyanın son umudusunuz. Milli görüş Türkiye'de iktidar olursa mazlum ve mağdur bir ümmetin gözyaşları Allah'ın izniyle silinecektir. Siz mağdur olursanız düşecek bayrak sadece Türkiye değildir. Bunu lütfen unutmayın. Bugün Irak'ta bombalar altında hayatını kaybeden 6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocukların, fadimelerin, anaları, babaları sizin bu intikamı almanızı bekliyorlar. Afganistan'da 5 dolarlık çadırın üzerine 15 bin dolarlık füzeler atılan Afganlı mazlum kulağını kabartmış Türkiye'de milli görüş iktidarını bekliyor.